Lifte bir ara gelecek, ondan sonra başlayacağız arkadaşlar. Üstten sökeceğiz işte. Can yapacak bir şey, ben anladım. Biliyorum böyle bir şeyler derdi de. Neyi sökecek bilmiyorum. Af kanka. Kuzgun bakıyor bak böyle. Böyle asi bakıyor lan. Şeyci bakıyor böyle bak. Arkadaşlar çok hızlı gelişti her şey. Cam parçalıyor arabayı. Vallahi parçaladı. Arabada hiçbir şey kalmadı. Söktü her şeyi bir evet. Parçaladı arabayı. Bu ne birader? Motorun yarısı nerede? Dur daha başlamadık. He başlamadık mı? Ha bir de başlayacağız. Ben şöyle oturayım abi. Şimdi biz ne yapıyoruz yani, anlatır mısın yataktaki arkadaşlarımıza? Motordan ses geliyor arkadaşlar. Yataktan geliyor değil mi? Alttan geliyor. Ne varsa. Alttan geldiği için sen de tamamen motoru söküyorsun. Doğru mudur? Piston büyüteceğiz. Zevkimize göre boyayacağız, toplayacağız. Daha güzel bir kondisyonlu hale gelecek tabii, yani. Tabii. Ne abi? Gelecek 6 ile bak. 10 post. Büyük sana kaldı. Oğlum o salaklık okulun bir ciltle bitirmiş lan. 4 dal daha Oscar'ı var. Allah Allah. Tabii canım. Gelecek abi. Al abi. Bildiğin gelecek abi. Şey basayım mı abi araya? Sana iyi. Araba yolda bir gidiyor Mehmet abi. Bu araba... Ablana bir bırakın ben gideceğim diyorum. Öyle böyle gitmiyor. Ne abi araba? Ama bir de çalışsa. Araba ne? Tren. Cikletten çıkanlar var ya onlar. Ciklette. Neyi söküyorsun şu an Can? Headset. Headset mu o? Headset alabiliriz. Aa headset yapabiliriz doğru. Yapacağız da zaten. Ne demek yoksa bir anlamı kalmaz. Rahat hava çıkışı sağlaması gerekiyor. Hadi Mehmet abim be. Mehmet abi, arkadaşlara bir selam ver, YouTube kanalında. Abi bir şey söyle ya. Abi Mehmet abi. Şu an senleyim abi, sana sana odakladım kamerayı. Ama şey yapabilir, silebilir, kırpabilir konuşma. Sıkıntı yok yani. Nasıl yapacaksa. Şu an bütün aracımız yanık olduğu için bütün işlemleri tamamladık. Ama küçük bir elektriksel arzumuz var, Allah'ın izniyle onu da çözeceğiz. Elektriksel problemimiz var yani, değil mi abi? Elektrikçilerimiz gelmiyor artık. Sanayide bir elektrik sıkıntısı var. Elektrikçilerimizde çok kötü sıkıntı var. Hiç kimse iş yapmak istemiyor. İnşallah abi. Ben ineyim mi buradan? O para yalnız ne misin birader? Ne abi? Sıkıntı yok ya, geçerli. Sıkıntı yok abi, basarız. Allah. Görelim bakalım ne yapıyor. Bilgisayar nasıl sildi geçen. He, hataları mı abi? Arızaları sildik, marş bassın. Bismillah. Hataları falan siliyor. Aha. Hemen. Onlar ne atıyor? Abi elektrik az gibi sanki ya. Evet. Çünkü ışıklar böyle bir hafiften yansıyor yaptı, hafiften ama. Sana hiç sıkıntı, elektrik yok daha sıkıntı. O yüzden beyinli olmayan arabalar daha iyi. Abi. Ama artık hepsi beyinli neredeyse yeni modeller. Hepsi de orta aynı. Ama Şahin de Doğan da. Beyinsiz.
Bak abi. Basayım mı abi? Tamam, gidebilirsin. Çok yavaş atak diye. Çalışmadığı için çabuk bitiriyor. Çekiyor abi, açıyor. Anında çekiyor ya. Çıkardım seni. Çıkardım abi. Daha sonra iki... Ne yaptın sen? Çekiyor. Bunlar neydi? Sop diye mi bunlar? Horoz. He? Horoz. Horoz mu? He, sop ayrıştı. Sop ayarını burada yapmıyor muyduk oğlum biz? Sentesi mentesi vardı onun. Hı. Tamam işte ben hatırlıyorum amca oğlum. Oğlum yerler çok kayıyor ya. Yusuf abi burayı yıkadıktan sonra var ya ayağım berbat oldu ya. Su tuttu ya. Sop da mı değiştirsek ben oğlum? Hepsi değişir. Ona göre hesaplayayım vardı. Sen ona göre takır kullanacaksın amcaoğlu bence. Tabii. Bizlik hata değil, senlik hata. Tabii. Tamircilerle patı alacak. Değil mi? Mehmet abi de ona diyor. Hemen Mehmet abi. Diyor ki motor yaparım arabaya diyor. 10 yıl garanti veririm. Bir. Ama diyor araba diyor buradan diyor çalışmayacak diyor. Çekiciyle gidecek diyor. 10 yıl çalışmayacak ve gidecek diyor. Abi. Bu daha kötü. 10 yıl çalışmayan araba. Hayır, arada sırada çalışacak evin. Kaç yıl garanti verecek? Abi, nereden lastik parça? Saat gibi. Evin önüne gidecek, hava çek, sabah marşa basacak, öyle 10 yıl garanti. Her sabah, her akşam marşa. Ben vermem. Ben de vermem. Böyle saçma bir garanti hiçbir zaman olmamalı. Olur. Yani. Biz halk için buradayız bu garanti için. Evet. Bizde yapılan işler. Eğer müşterimiz, müşterimiz masraftan kaçınmamışsa garantilidir. Bu kadar basit. Ama yine ucuzuna kaçıyorsa bir şey beklemez. Yapacak bir şey yok. Baştan söylenir onu zaten. Evet. Bunlar ne birader? Sürmüş onlar. Ne olmuş? Su var. Su borusu takılıyor onların. İçine su dolaşıyor onların. Su adaptörü diye geçer. Ha. Arkadaki civata tutuyor olabilir. İşte. Abi 36. Yok. Dün getirdim onu şeyler almıştı Alperen'den. Getirdi galiba abi. Ucu taşlanık olan ha? Evet. Kimin o lokma bizim de yok. Bizim neyse. Bende iki tane vardı onda. İkisi de yok. Bizim değil mi birader o? Ha, bizim o. Hemen bizim diyor ya. Bizim o mu? Ben biliyorum. Ucu bozuk değil mi biraz? Evet. He? Tamam amca oğlu ben biliyorum onu. Ya bu niye çıkmıyor? Ben üzüldüm ha. Görüşürüz abi. Bu benim lokma, aldım ben bunu. Abi lokma bizim. Dur bakayım ya. Lokma bizim abi. Sen kimsin abi? Ben de çalışanım abi burada. Nerede çalışıyorsun abi? Ben seni yeni görüyorum buradan bakayım. Bugün başladım. Ben daha yeni görüyorum abi seni. Bur- yeni başladım. Ben bunu biliyorum ben. Kötü kanaldasın şu an. Bana ha. Otomatikliyorsun usta. Ne güzel abi, fix iş gibi düşünüyor kendini. Onun mesleği o. Alışkanlık haline getirmiş. Ne diyeceğim? Evime alıyorlar lan. Evim evi var. Sen benim yanına inciterek kazanıyorsun, öyle gezerek kazanıyorsun. Sen de karar verdin. Ha, bala bala gel. Mehmet abi. Orada. Sıkıntı yok abi. Sen kararı boş ver, şunu çıkar. Üç kere. Ben diyorum abi başka bir şeyle gidelim, bizi kimse tanımaz. Bir saç tıraşımızı değiştireceğiz. Bir iki çapulcu gibi olacağız. Neden sen öylesin? Aynen. İyi ya, aldın ama. Tamam. Devamını nasıl alacağız? Artık bizim devrimiz kapandı. İşte devamı, bunu nasıl alacağız, bu ne? Motor mu direkt gerisi? He? Tekniği alıştan sen.
Çırpçırpa balta kop var mı? İsfab yok mu? İsfab yok ki abi. Alo Çırp. He? Direkt bak direkt. Ortada geldi altı. Geldi abi. Kardeşim şu anda kalp ameliyatı üzerinde çalışma yapıyor. Can ustamız. Evet. Ben burada bypass'tayım şu anda. Tamam. Böbreklerde sıkıntı var. Ama hasta her türlü düzelecek. Demet abiyle inşa ediyor böbreklerde bir sıkıntı. Şimdi bazı arkadaşların böbrekleri ağrıyacak. Şimdi bu aracı söktürüyor arkadaşımız. bir 70 bin lira gider mi Can ustam? Kaç? Az dedin abi. Ben böbreğimi satıp iPhone 15 alacaktım ama galiba arabayı yapacağız. Böbreğin ikisini birden satman gerekecek. Bana öyle geliyor. Büyük ihtimalle. Hem iPhone alırsın hem arabayı yaptırırsın. Öyle de olabilir abi. Çıkar. iPhone 15'e başlayalım. Şunu kes bir şeyler içelim. Bire mi? Bire mi? Ne içeceğiz? Soğuk bir şey. Ellerin önünde mi geldi? Kola malı içeceğiz. Amcun içim düşüm kola oldu ya. İnşaatçı gibi yeter ya. Sarı kola, siyah kola. Vallahi bıktım be. Vallahi bıktım ya. Ömrüm çürüdü kolayla ya. Bizim burada içiyorum ya. Demek ki sen yasa burada olsaydın dışarıda. Birader Allah aşkına kola nedir ya? Yeter ya. Bir bardak içiliyor tamam yeter. Ama bir de bunlar deli gibi kola içiyor. 2,5 litre kola alıyorlar abi buraya. Ya bu ne bir de kola da 50 lira olmuş sefer. Benim adamım o ya. Ekmek ekmek. İstesem mutlu demiş. Altlara geldi altı. Can ne yapıyorsun? Ne istiyorsun yine? Çevreleri. He? Şanzımanı. Şanzımanı mı? He. Ya, şanzımanı yapacağız mı? Yapalım mı? Yapalım birer delirtesen atıyor arabaya. Osmanlık Mehmet abine gitmen gerek. Yapma ya. O zaman hemen gidiyorum. Bir tane atılmış var abi. Açtan. İyi. Birden abi. Bir tane şanzıman alıp geleceğim. Şanzıman alıp geleceğim tabii. Evet. Kaç paradı şanzıman? Oğlum ciddi ciddi konuş. Ne abi? Sadece birden mi atmış? Evet. O zaman sökeceğiz şanzımanını. Tamam. Dağıtacağız içini. Evet. Şimdi benim tamir ettiğim bir yer var. Eğer oradan değilse dişte alınacak çıkma. Hı. Peki pahalıya patlar mı bize? Şöyle bir şey var. Eğer dişliler çıkarsa 1000 lira 1500 lira civarında çıkmalarına set halinde onlar böyle maşonu maşonu dişlisi o civarlarda dişli kalası veriyor. Tamam. Ama ya da şey de olabiliyor. Onlarda bir 3 tane arkada kurulu tutan civar da var. Tamam. Onlar gevşe değilse onu da attırabilir. Görmek lazım. Sökmeden görünmez. Anladım. Yani en kısa yoldan hallettim. En fazla 2 milyar yani mesela. Yani 8-10 işlerine falan bakılacak yani. Dediğim gibi 1,5-2,5 arasında bir rakam gibi. Tamam. Can atsın. Ben elini tutuyorum onu. Bir şey olmaz. Niye? Ne ne? Neyle kaçacaksın? Ben gidiyorum. Ne yapayım abi? Yusuf abi tutuyor. Yusuf abi kaçacaksın. Yusuf abi kaçacaksın. Ya bir de içimiz dışımız kola oldu ya. Ne kolası ya? Lan tanıtım işine ne abi ya? Biz çok kötü olduk ya. Bu araba niye aşağı kattı birader? Öyle. Önde kamberlere bak. Allah. Buradan dolmuş yer mi içeceğiz? Ben dolmuş yer bilmem ki. Paşam taksi tutayım sana. Şafak otoyol adına. Ne ya diye motoru nasıl indireceğiz? Ben oraya giderim birader. Sen git şuradan içecek al da gel. Benim video çekmem lazım amca oğlu. Gelene kadar ben motora indiremezdim. Tamam ne için? Ben kafama göre alıyorum amca oğlu. Tamam. Arkadaşlar motor tamamen bitti abi aldık. Kaldırdık. Allah. Oo. Ya paskir. Can bunları iyice temizleyip patlamak lazım ya. Şimdi biz piston büyüteceğiz doğru mudur abi? Evet. Pistonları büyüteceğiz, blok da büyüyecek değil mi? Evet. Ben doğru mu biliyorum yani? Evet. Teyit etmişim. Bu seni yap. Seni yaptığın conta değil mi bu? 10 numara olmuş bak, dipçik gibi. Arkadaşlar, piston büyüteceğiz şimdi. Bunlar büyüyecek işte yani anladığım kadarıyla. Oo saat. Ha, çalıştım. Ne birader? Ne abi? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Senin burnunun üstüne ne oluyor abi? Kir mi? Yok, burada da sivilceler çıkıyor ya. Ha, sivilce. Ergenlik mi? Ergenlik. Yardım edecek bir şey var mı yavrum? Ne yapacağız hayır, şimdi? Bitti mi işimiz bugün? Abi. He? Sen bir devam et. Bugün işimiz bitti değil mi bizim? Arabanın malzemeleri burada anladığım kadarıyla. Bütün her şeyimiz. Motoru söktük. Arabayı şimdi içeri kapatacağız değil mi arabayı? Evet.
Yarılarsa yarılarsa dışarıda kalır. Ne? Uy! Dışarıda kalır. Şaşırma oğlum. Ne oldu oğlum? Oğlum abi birader bir şey bırakma bunu. Şaşırmazsan. Yok birader yapma. Ya içinde yap. Ne? İçinde yap. İçinde mi yatayım? He. Varyanta çekin yatayım. He? Varyanta çekin yatayım. Nereye? Varyanta. Cevap çek için. Ne diyorsun varyanta çekelim mi arabayı? Yatarız içinde. Matavilamı topladıktan sonra geri geliriz. Kaç güne olur? Öbür hafta. Ne? Öbür hafta. Öbür hafta mı? Evet. Ben bir hafta arabası ne şimdi? Oğlum ben bir aydır zaten arabasızım. Askerden geldi arabam yok. Bir hafta da arabası. Buyur. Sen böyle diyorsan bu 4 güne çıkar bir ay. Senin bir haftan 4 gün. Cumartesi düğüneydi mi? Pazar mesai yapacağız. He? Pazar mesai yapacağız. Hadi ya abi. Akşam yeriz. Başka yerden arasın var mı? Niye birader? Dolayısıyla istedim de. O zaman pazartesi mesai yapacağız amca oğlum. Dükkan saat kaçta kapanıyor? Biz kalacağız burada. Motor toplayacağız. O işler eskiden de gidiyor. Yapma ya. Artık biz. Kartel mi bu? Evet. Ben bunu sürtmüşüm değil mi? Evet. Yağlanmasını yaktıran şey nerede? İçinde. İçinde değil mi? Kartel sence patlak mı ya da bir gidek. Zararı var mı? He? Gidek mi? Kurtarılmaz mı? Gidek. Kartel al bize. Ben de kendi şahinimi aldım ya. Kaç para? Kartelle yağ pompasını 1300 liraya mı aldım? Ne? 1300. Ne zaman? Sen askerdeyken. Buyur 3000 lira olmuştur artık. Borcu sattığımız zaman. 3000 lira olmuştur şimdi değil mi birader? 2,5. O da almamıştır aynen. 1800. Diğer şunu bir kapat artık. Niye? Ne yapacaksın sen bunu? Tut şunu da şuraya getir. Adam tutuyor ya birader. Gel. Karteli mi açacağız? Karteli açalım ya. Karteli açacağız zaten birader. Ben çok merak ediyorum karteli. Ben sen şu benim tişörtümü giyip de buraya geldin ya nalet olsun. Ondan geldim zaten. Tişörtümü bana geri ver. O mesele tişört. Üstünden güzel müstakası. Bu babamın birader. Sekonu sen niye kadar dertli sigaretsin? Çıtıkı! Kocaman adam küçük araya biniyor bunu. Peki herkes görüyor orada okuyor. Sen bir dakika İslam'daki olay ne? Yayın kanalı mı diyorsun? Ya ne Biz mesaj atamıyoruz herkes bakıyor izliyor. Ama. Ne güzel işte benim takip edin. Bana yazdık sonra gecenin üçünde bağırıyor yazmışsın. Ha okudun mu onları? Ya, salak mısın sen? Niye bağırıyorsun ama? Niye bağırıyorsun? Ben sana her gün diyorum aaa diyorsun. Git diyor. Arabanın altı vuruyor yani. Nasıl gidiyor? Gel Ümte. Kartel açıldı. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Usta amcanın elini yıkıyor. Alper elini yıkıyor. Arabanın motorunu söktük. Bugünlük bu kadar. Yarın bizi hangi macera bekliyor? Yarın videomuz var mı? Bilmiyorum. Yusuf abi bir şeylerin peşinde. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Değil mi? Ne yaptınlar karalar? Abone olmayı unutmasınlar. Evet. Bak emek bu. Alın teri değil mi? Evet. Bari yazık öyle demeyin ama. Sen kaç para alıyorsun buradaki Alper? Ben para almıyorum abi. Beleş çalışıyorum. Gönülden. Aynen. En 10 numara gider. Arabanın malzemelerini göstereyim. Sonra da kapatayım. Arabanın malzemeleri burada. Motor. Şey Can. Biz neyi gönderdik rektifiyeyi? Ne? Motoru gönderdik değil mi rektifiyeyi? Evet. Oradan adam ölçülerine bakacak. Pistonların çapını mapını. Evet. Yüzrede mi sürüyor? Sabun abi. Sabun oğlum. Mehmet abi. Efendim abi. Bir videonun sonuna geldik. Ne demek istiyorsun? Bugün bu kadar yeter artık. Yarın bizi ne bekliyor göreceğiz. Yarın çok büyük şeyler bekliyor sizi. Tamam. Özellikle senin aracın hakkında iyi bir liste çıkacak sana şöyle. Evet. Yani. Harbi mi? Çalışıyorsan herhalde bir 5-6 maaş falan ayarlanmaz. Çalışmasın. Peki bir şey diyeceğim abi. Vazgeçtik. Benim vazgeçtim. Var mı abi? Evet. Orada kameranın içine var. Bir yorgunluk sigarası içirmiş mi? Abi ben de alayım mısın bir tane? Teşekkür ederim. Okeydik ya. Liste çıksın. Ona göre senin nerede çalışacağın belli olacak. Eleman öğrenir misin abi? Yok burası kurtarmaz seni. Kurtarmaz mı? Pınarbaşı. Okeydik ya. Pınarbaşı'nın listeyi soracak merak eden varsa. Travestiyon olduğu böyle bir mekan ya. Yolda geçiyor. Ne abi? Orada çok para yapmazsın. Evet. Bakayım şöyle bir şekle. İlk etapta 50
İlk etapta bir parayı yapar. Sonra durur. Motoru kurtarır ama ondan sonrası para etmez. Bu sefer de kendi gitmek isteyecek oraya. Doğru. Sıkıntı büyük. İlk müşterin Can abi. Ya amına koyayım. Ergin de olabilir, bilmiyorum. Abi hayırlısı ya. Her şeyin altına kalktık, bunun altından kalkarız yani. Askerden geldikten sonra olması biraz sen bana koydu. Sen işimiz verilir de şimdi sen bu arabacı, arabanın motorunu büyütmeyi falan gerçekten düşünüyor musun? Birazcık yani şey olsun abi, hantallık almasın istiyorum. Hantallık olayı değil. Şimdi bak, bu arabalarda fazla büyütmeyle düzenli bir şekilde yapmazsan hararetini kesemiyorsun. Özellikle siboplarla çok oynarsan çok sağlıklı olmuyor. Araban gidiyor, kopuyor ama sen her bile uğraşıp duruyorsun bu sefer. Neden? Radyatör çok dandik benim. Yani bana kalsa orijinal idealleri zaten şu an neyse onun bir tık fazlasına gömleklerin büyütülecek. Yani ideallerin de yapılsın bana göre. Anladım abi. Şu yarın bakalım Reftefeciğim de bir amel defteri çıkartsın bir. Büyütme olayında işi adabında yaparsan, biraz da para harcarsan o zaman sağlıklı olur. Yapıyorlar. Çelik sibop yapıyor, çelik sibop yapıyor, çelik kumba yapıyor, bilmem ne yapıyor, yapıyor. Ama bunları paraya da yapıyor. Tabii. Yani. Bakacağız abi yarın olay her olay. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek evet, üzere. Görüşürüz. Can, Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Beraberiz amcık. Hoş geldiniz. Şimdi size hemen Şahin'i göstereceğim. Sonra part 2 olarak devam edeceğim burada. Bekleyin. Önceki partiyi izlediğiniz arabanın motorunu söktük. Arabayla yatıyor. Motor en son reklifeye gitmiştik. Reklifeden motor geldi. Şimdi Can'la onu göstereceğim. Araba bu halde. Kalktık böyle. Can. Dur. Evet Can Bey. Can şimdi motoru en son reklifeye gitmiştir. Reklifeden geldi. Biraz bağırmanı istedim. Motorumuzu söktük arkadaşlar. Tamam. Yatak kalmıştı. Evet. Herhangi pistonu anakolu. Yani senin yüzünden ama. Yatak. Tamam. Bilmem söyledik yapıyoruz. 0-8'i çevirdik pistonun yetişti. Tamam. Kibop lastiklerimiz de 0-8'i. Hazırlayın. Tamam. İşte özene vezene topluyoruz. Şu kafaları uçuyoruz. Alt tarafı boyadın. Tabii onlar reklifeyi... Sıfır baskı balta. Tabii sıfır. Kartelle kadar sıfırdı. Kartelle sıfır. Tamam. Kartelle kadar sıfırdı. Kartelle kadar sıfırdı. Evet. Ya pompası olsun, frigeni olsun, sonra kankalar olsun, hepsi sıfır. Üstüne takacağız, yola gidecek. Ne olacak? Bağır biraz. Üstüne takacağız, yol yapacak. 8 yıl garantisi var. Kullanmazsan 15 yıl. Kullanmazsan 15 yıl. Kullanmazsan 8 yıla düşüyor. Ömrü abi. Allah Allah. Doğru sen amca. Benim diyeceğim bu kadar. Araba zaten kapsülü atıyor. Bir de şu parçaları boyacağız şimdi. Sonra takacak mısın? Evet. Ondan sonra Allah izin verse yarın sen de araç. Ben de değil. Yarın çalışacak yani. Tabii. Bilmiyorum bu parta daha iyi olur mu bilmiyorum, yeni bir parta geçeriz ama şunlar da boyacağız arkadaşlar şimdi. Ya ondan sonra tabi abi bizler de para harcadık anlat gözlükler ayak yakalayın birer bağır oğlum duymuyorlar mı benim sesimi? Araba sesi var ya. Yaklaşık 40 bin lira yakın para harcadık. Civat alana kadar değiştirdik. İnşallah beklediğimizden daha güzeli olacak gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Tamam. Ben boyayamın lazım. Gülüyor. Oğlum ben askerden... Mehmet Can geldi arkadaşlar. Merhaba. Can motoru koyuyor. Hadi Can. Kendine dolu. Hay bana babamız. Ooo çakmağı kes, çakmağı bakayım. Kes. Bakayım. Erkek adamı pembe çakmağı alır. Tamam ver. Çaksana oğlum. Çakayım. Ama şimdi arkadaşlar, sizin bana bir tık yardım etmeniz lazım. Hem para vereceğiz hem yardım mı edeceğiz ama? Bu işler böyle kardeş, istem yasan indir abi. İndireyim mi ben pat diye. İndireyim mi? Küt diye indireyim mi? Ağır ama bu işler kat ama ne yapayım, zorlusun sen bizi. Evet, sen tut bir daha motoru verin. Böyle. Motor böyle mi takılıyor? Ha, böyle tut. Bak iç sağ sağsın. Takıldı. Hoş. Şaka. Ama bak nereye yaparsın, ikiye yaparsın, içinde var, çift diye gider. Ama gidiyor, biliyorlar. Arkaya doğru gidiyor, takılacak gibi. Takılıyor. Tamam oğlum, iyi tekme atar ama. Çekemiyorum kendimi. Hah, tamam. Bayan koy.
İndir 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 indir. Kal. Çok indirdin. Birazcık ben indirebilirim. Tamam hayatım seni. Çok yardımcı. Çizme bak. Tayvan hoş geldin. Çizme. Aha araba gidiyor. Neyi çizdin? Verdiğiniz ihtiyaç parayı yaptım da etmiyorum zamanı. Misafirliğe mi geldi? Misafirliğe mi zannediyorsun? Ah, var mı? Bir dahakine sıkışır. Yarın elini kitlersen yarısını sana. Can bu kadar takmışken bari akşam maç basalım ama. Basamayız. Niye? Ha? Niye? Yayına gidecek. Aynen. Nereye gidecek? Yengeyi görmeden gününü geçiremiyor. Oğlum sen daha dün yengeyi vermedin miydin? Nasıl? Ya senin o YouTube videoma şimdi başlayacağım da ayıp olacak insanlara. Ne kapat taşı kirkayı indir la. Hangi kirkayı indireyim? Ayak yerdeki. Nasıl iniyor lan? Çeviriyor muyduk? İndireyim mi direkt? Aynen direkt değil. Hangi tarafa çevireceğiz? Tamam, biz oradan kalsana. Motoru taktık. İnşallah abi. Şeyden havalanına kana sipariş yaptı mı? 2000 km'den sonra. 1500'ü göreyim. Alsak yerleştireceğiz onları. Motorlu. Tamam. Rüzgarı geldiğinde havalanına kana sipariş yaptı. Koşarken arkadaşlar bir koştu ama kime küfür edecek onu bilmiyorum. Ne abi? Yolda bu pistonlar koşarken kime küfür edecek? Sana mı canım? Bilmiyorum. Sana eder herhalde. İlk zamanlarda bilgin olsun bak. Arabayı kullanırken ciddi anlamda çok sıkıştırmadan. Abi yüzü geçmeyeceğim. Yüzü geçme olayı ayrı bir şey. Devirler de devir sonlarını yani, görmeyeceğiz. Bu piston şu an nasıl görüyorum bunu cam gibi değil mi? Aynen. Bu kurumlaşacak. Yani pişecek. Pişmezse piston şu an reddedildiğine verdiği boşluk şişer ve sıkıştırırsa sarar. Ondan sonra bir daha motor yaparız. Ben kendi arabamda bilinçli olarak bunu yaptım. Keşme otobanında o piston ne hale geldi biliyor musun? Bunları böyle çizdi, şişti. Bir daha motor. Sıfır. En baş. O yüzden şişer yani. Onu pişirinceye kadar tatlı tatlı kullanırız. Tamam. Ne bir rodaj. Rodaj. Efendim? Çeşme otobanlar için bileler. Ayağın saçtan kırılana kadar. Dışarı çıkana kadar gazeteler. Hem abi. Hadi abi. Hadi geç kaldık daha bir ara bakalım. Onun aritörünü alalım ya. He. 12 de arıyor galiba ya. 12 de arıyor. Sadece yani. Kalmadı ki abicim orada. Çürüyen attı, çürüyen attı. Pahalı diye de kimse almadı. İşte. İhale bize kaldı şimdi. En son aldığımda 2,5 milyar doldu. Şu an 4 milyar 5 milyar olmuştur öyle. Bilmiyorum şu an hiç almadığım için bayadık. Bir eve git ama. Yarın gelecek misin buraya? Geleyim abi. Gündüz. Geleyim mi? Gel ben, biz gidemiyoruz. Şurada sigorta binasının arkasında bir adam var. Çok topaş parçalı. Tamam. Onun elinde belki 3 petek çıkar orada bir tane. Bakımını yaptırırız. Tertemiz. Lehimlerini yaptırırız. Yani sarı olduğu için bakımı yapılıyor. Kaynağı var, şeyi var. Tabii. Var. Anladın mı? Elinde hala topaçlar var orada, yığınla gider bakarsın. Hadi ya. Parça yedek parça çıkma dolu, kapı, tencere, bagaj, ne istiyorsun? Oo. Hadi sen Can.
Yarın bir baskı altıya yaptık mı arabanı al. Bir zahmet de bir tane. Abi yarın al diyor bu arabayı. Ben bilmem, bitireceksen. Ha, iyi abi. Abi öldüğüne göre bitireceğim demek. Arkadaşlar yarını bekliyoruz. Buradan şinopsi yarın ışınacağım. 3, 2, 1. Efekt bile yaptım ağzımda. Bir daha yapalım. Bir sonraki güne için çok ani gelişti. Bütün her şeyi ben yakalayamadım. Ben dışarıdaydım. Arabaya malzeme almaya gittim. Tepime falan almaya gittim. Cana da malzeme aldık. Ablu. Arma varma aldık. Ayalkan. Kongerage. O sırada arabayı ilk marşı vurmuşlar. Ben yoktum. Daha doğru gün sesini duyamadım. Şu an bir hortum patladı galiba. Hortum mu patladı? Oğlum kapağı ben kapatayım, yapmaz onu. Tamam kapat. Şu an basış var mı bir şey? Ha? Açayım mı? Abi istiyorsan bir daha oğlum. Nasıl duruyor baksana be. Ne için böyle bir şey? E mi olur ya? Tut. Debriyaja basayım yavaş yavaş. Kapattı mı lan sen bunu? Hayır. Adamı yakacak ya. Lan beni duyuyor musun? He. O zaman söyleyeceksiniz. Yok ya. Baskı balık açacak. Baskı balıkların göbeğe. He. Ayağını vurmalı. He. Göbek içinden çıkmış. Yukarıya doğru. Hı. Vurmalı arkalı değil. Yok ya. Bir tane şansım var. Çok şansım anladım ya. Eski baskı balıkta nerede? Nerede? Evet, videoda aldım. Neredesin eski balıkta? Burada şimdi, burada lava açacağım. Burada yaşayacağım. Yukarıda vardır ya. Yok, yukarı senin değil. Biraz ses yok, havaca. Çıtık ya abi. Daha... Dinle lan abi. Ha, abi. Bir şey gelmesin ya. ben bilmiyorum sana. Ya neden? Abi bir ses geliyor diyor, kurt kurt kurt, biliyor musun sen? O gün iyi abi. Dün daha kötüydü. Evet, vurdular yaralı Ceylan Arkay'a. Bugün ayar yaşam. Ben acilen gitmem lazım. Eve dolanması gerekiyor. Aynen, bizi de acilen bırakman lazım. Çok hızlı bir şekilde. Al, git lan benim arabaya. İçeriye mi? Evet abi, şunu simle yanaş. Bu da canlı araba arkadaşlar. 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 Kordon boyunu tar abi. Sen bu arabayı buraya götür. Olmaz. Ne abi? Bu arabayı buraya götür, bu motorla gitmez. Ciddi olamaz. Yani çabuk arar sıkılırsın. Yani kışın gider de yazın çok ya rahatsız eder seni. Yani yüksek gazlarda şeylerden bakın. Çünkü şu an çok fazla kuvvetlendi. Tamam. Anladın mı? İlerleyen zamanda buna aslında sarı 3 petek radyatör. Aynen, benim BEF'te vardı beyaz. Bakır. Ondan koydur mu çok rahat eder. Çünkü silindirler çok büyüdüğü için çabuk ısınma görecek. Tamam. Onun da çabuk soğuması lazım. Fan motoru da çok sağlıklı ve çatır çatır ses yapıyor. Hadi ya. Aynen. Evet. Yok da ne bir şey ya. Kerkenin... Sen duymazsın onu içeriden. Onu biz burada duyduk. Hı. Hafif hafif yapıyor yani, şey değil. Biraz hissettim ama. Yalnız çok harika oldu motor. Şu krizlerin ekleri taktığınız zaman her şey 10 numara olacak.
Hem daha güzel ayak tutacak öbür filtreyle. Bu yuvarlaktan sabır şu adım. Abi ne bileyim ben. Alan dar ya bak. Ben de diyorum ki nedir onun ismi? Bu daha kötüdür hani orijinalinden daha farklı şey. Alan dar olduğu için tamam mı? Gaz bir yere kaçamayacak. Buradan delinecek güzelce. Montese edildi mi? Ayarı da güzel. Yakaladın mı roket olur bu arada. Bir tane evde salacağım arabayı bir odaydan sonra. İkinci de kalktı. Berk'in şeyi yetmedi deliği. Ulan bana bu yaştan sonra yine topaş yaptırdınız ya. Allah sattı. Oy. Ben sana söylüyorum. He. Sonra çok amcaoğlu senin arabanın üstündekine bakalım mı şu radyatörün? Radyatörleri değiştirelim seninle. Niye? Mehmet abi! Bunun radyatörü ne? Bu canlı arabanın radyatörü ne? Çalıştı yine. Abi yeni yapmadım ha bunları. Ne abi? Ne? Arkadaşlar araba çıktı. Arabayı bir de bastık biz. Geri eski haline. Lakin ben pişman oldum şu an bastığıma. Geri kaldıracağım. Buradan yıkamaya geçeceğiz büyük ihtimalle. Ne? Neyden kurtuldun? Yo, yarın yine buradayım. Beko, söktüğümüz arabaları ceza olanları buraya. Parçalarını oraya mı attınız abi? Benim arabanın malzemesi var mı lan burada? Benim arabanın malzemesi yok. Her türlü cezalı olan arabaların parçalarını tabii buraya koyuyoruz. Ceza. Saati ne günü vardı abi? Kendisini yakmış. Saat mi? Saat de yalan söylüyor diye yıkandı bir gün. Ayağı çatlarından bıkmış kendini yakmış bak. İntihar etmiş. Az önce benim arabada yaptı ya aynısını. Beğenmediğiniz şu parça 4000 lira. Ne abi o? Isık kalkanı. Neyini beğenmiyoruz? Suyu ısısını kokluyor. O önemli değil de. Yani, ha böyle atıyoruz ya. Yani çok beğenmeme derken yani öyle parayı yapacak bir malzeme değil. Görüyorsun değil mi? İnternet eşlikten gitti. Şunlar ne abi kırmızı mavi olanlar? Bunlar canın. He. Canın ve saz arkadaşlarının eşyaları bunlar. Mesela Berk gibi. Arabayı basar. Şöyle. Varsa bak bunu çeviriyor. Adamlar hepsi mutlu oluyor. Yusuf abi. Mehmet abi o önemli değil de araba güzel çalışıyor. Verelim böyle atayım. Hayır avansı şu an yaklaştırdım. Arabayı bastım ama geri kaldıracağım. Neden? Çünkü biz 2000 km bu arabayla rodaj yapmamız lazım motoru açısından. Bu da basık haliyle daha zorlaştıracak bizim işlemlerimizi.
O yüzden bunun yerine biz de elektrik biraz kaldıralım, sürtmeyecek şekilde. O şekilde sağa sola giderim. İçim için toplayacağım da arabanın. Bakalım rodajımızı yakacağız. 2000 km o. Kaç beygir? Kasayı sökünce kaç? Kasayı sökünce kaç? Kasayı söktün 640 beygir. Bunu orman işçilerine vereceğiz. Tomruk çekeceklermiş. Oo tamam işte. 840 beygir. Şu işçiliğe bak. Şu işçiliğe bak. Gören değil mi? Nasıl bir yanık arabaya benziyor mu? Yok ama barba yanık. Kaputu kapatınca belli oluyor. Sen biliyorsun. Yani ben biliyorum. Ne oldu? Başkası bilmiyor. Detay var burada. Oralara girmeyelim. O para yetmedi oraya. Oralara gücü yetmedi. Evet. Çünkü sadece o gördüğün parça 8000 lira. Yok. Evet. O yüzden oraya idarelik taktık. Şahin'in gözünü seveyim. Ama burada var mı öyle bir şey? Yok. Yok bitti. Nasıl yanıyor bu araba abi? İşte o beğenmediğiniz o ısı kalkanı dediğimiz tamam. Parça. Isı kalkanı yoktu ya. Tamam. Olmayınca. Burası plastik olsun tutuşuyor. Çok aşırı derecede ısınıyor. Buradan alev aldırıyor. Buyur. Sonra motor mu yapılıyor bir daha? Artık o yanma durumuna bağlı. He. Belki arabayı çöpe atıyor. Evet çek de olabilir. Ama güzel oldu. İşçiliği görüyorsun değil mi? İnan, güzel oldu gerçekten. İnan ben kaç tane Peugeot görüyorum. Yanık geldi Peugeot diyorum hep. Bak. Niye yanıyor bunlar abi? Bu yüzden. Hep bunun yüzünden. Buradan başlıyor yanmaya. Tamam mı? Fark edilmiyor. Anlaşıyor. Yolda komple bir sarıyor. Rüzgarla. Bitti. 5 dakika yanmış bu araba. Arabanın kasasındaki bütün parçalar buna ait. Aşağı yukarı evet. 100 bin lira para verir. 100 milyar. Evet. Bak. Şu an barbunun duman atması normal mi abi? Ama ayarlayacağız abi. Bak. Yanan parçalarına bak. Görün ne hale geldi. Bak. Yalan parçalar ne abi, hale geldi? Çok bak. Sinek var çok. O yüzden yaşlıyor. Şu halini görüyor musun bak? Gitmiş mahvolmuş. Ön panelinden tut her şeyi bak. Borularına kadar her şeye gidikti. Ön panel oluyor. Gaz kelebeği orijinali yokmuş elinde. Gaz kelebeğine bak. 7200 liraymış o. Bu. Evet. Şu gaz kelebeğine bak. 7200 lira. Bizim mikser gibi bir şey mi yani? Adamın ise elektrikli motor var. Şunların haline bak. 50. Ama güzel oldu. Baksana araba vallahi harbiden... Ya. Yanmayla alakası kalmadı. Peki bırak. O kadar parçayı buldum. Gördüğünüz bu Flex gibi şey. Evet. Yenisi 6200 lira mıydı? Evet. 6200 lira. Buradacıdan aldık 1000 lira. 1000 lira. Orada gördüğünüz şu iki tane boru bakın uzun olan. Nasıl görürsün? 6000 küsür lira. Çıkmacıdan aldık 2,5 lira. Yani hani bazı insanlar bunu anlayamıyor, bilmiyor. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. Anladın mı? Bir de... Evet. Ya sen arabanın camını kapatmış da çekersin yoksa... Ya araba gitmiş zaten. Yarın temizlik detaylı. Bak be. Beko. Hop çekti. Çıktı çıktı. Beko. Çekimiksin zaten. Beko bak. Arabada yanık parça olarak bir tek bu kaldı. Bak görüyorum bunu bulamadık. Bir tek de bu kaldı. Bu tampona bağlı olduğu için tamponla komple bir geliyor. O kadar da gerek yok. Evet. Eğer şu ikisi olmayacak var ya yanık olduğunu çoğu kişi anlamaz. Anlamaz. Zaten sahibi de kaç yaşında biliyor musun? 70 küsur yaşında. Adamı döner zaten. Şey oldu. Adam basacak basacak tamam. Hiç bitti. Ama kaput boyanmamış abi olmamış. Yok abicim pisliği gözükmesin diye yaptık. Manyak mısın sen? Eksper onaylı. Benek benek kalmış abi. Bir dakika abi. Dinliyor musun sen beni? Eksper onaylı. Dışta boya yok kaput içinde boya var. Detayı geliyorsun. Tamircinin yaptığı boya bu kadar olur. Bak, 10 numara olur. Güzel güzel abi. Araba bitti gidiyoruz şimdi. Hadi gidelim. Abi görüşürüz. Görüşürüz abi. Söyleyeyim. Kilometremi söyleyeyim. Size not edin. 2000 km sonra gaza abanma. Yani şu an araba hiçbir şekilde yoramam. Rodaj kısmını çok güzel yapmam gerekiyor. Daha bunu evet. Onu yoramam. Güzel ismi. Arabayı yormamam lazım.
Çünkü pistonlar yeni yapışır eder. O Mehmet abi bugün videoda anlatmıştı, izleyenler bilir. Her neyse 2000 kilometreye kadar hiçbir şekilde şey yok. Zorlamak. Zorlamak yok. Yanlamayı denemek yüksek işte devir. Herhangi bir şey yüksek devir. Sakin sakin gideceğiz. Hem radyatörü şu an çok küçük. Radyatörü de büyüteyim. Biz de insan hayatı manet bir şey yapmasın araba. İşte bilmiyorum, şimdi takip ederim gerçi ne kadar yapacak ya da yapacak mı. Güzel kapılarda. Ayna yok. Arabayı yıkamaya gidiyoruz şu an. Gaz da alırız. 2000 kilometreden sonra yarayacağız yani. Şu an amla kilometreyi söyleyeyim ben size. 76.000. Bir dakika abi. Şu köşeyi deneyim. 76.559. Efe bana mesaj gönder. Kilometre 76.559 diye. Ya al şunu, fotoğrafını çek. Ya bir daha fotoğraf çekmeyecek. Ya videodan dinlersin abi işte. Olmaz. Ben videoda bazen kırpıyorum. Kaç? 76? 76.559. Bu arada Efe abimiz de burada. Değil mi abi? Abi. Başka? Ne anladık? Ne söyleyecektik? Rodaj kısmına da sağa sola giderken arabayla hep bir de çekeceğim. Bu arada... Böyle... Arabayı biraz kaldırdık. Sürtmeyecek şekilde. Evet, sürtmeyecek şekilde. Kaldırdık. Göremiyorum ki bir yer, o kadar kirli araba. Çukur var lan? Yok yok. İleride var, burada yok. Bu arada egzozum patlatmış arkadaşlar, altına baktık az önce. Yani orada o zaman kaldırdığımızda araba egzozum kaçıyor, şu kadar bir yerden patlak abi. Evet. Şu kadar patlak egzozum. Ya ondan bir şey olmaz ya. Ya birader sesi top çıkmıyor ki şu an. Yani çıkıyor ama demek ki daha da top çıkacak. Olması gerektiği olmuyor yani. Burada çok çukur var abi. He? Burada araba çok seker. İleride. Yok lan, o kadar sürteceğini sanmıyorum ya. Bilmiyorum yani. Ben Can abinin arabayla geldim, araba dans ediyor bildiğin. Oğlum kalkın galiba şu an. Sürtmez çünkü kısa travers de var. Senin canın arabada kısa travers yok ki. Yine yavaş gireyim bir de ama söyler. Tabii. Arabamız daha etmiyor. Şu göğsünü yapacağım bir de. Yani ben belki eksik günlerde de video çektim arkadaşlar. Yani sizin görmediğiniz günler de var. Bu süreç çok kısa hızlı bir süreç bile değildi. Yani şu an geçen perşembe mi bıraktım, çarşamba mı bıraktım abi? Çarşamba. Çarşamba bıraktım. Şu an yeni çarşamba, doğru mudur? Bugün evet. Çarşamba değil mi? Yarın da perşembe. Yarın perşembe. Videoyu tabii siz geç izleyeceğiniz. Yani bir hafta sürmüş oldu. Bir haftada motor yaptık arada. 0.8 piston yine söyleyelim. Headers takmam lazım aslında. Şart. He? Şart abi. Headers değil mi? Tutamazsın abi. Şu 2000 kilometreyi güzel yapmamız lazım. Sen ne yapıp buraya gezmemiz lazım mesela. Ya gideceğiz gideceğiz. Ben gelmeyeyim değil mi abi? Sen de gel Kenan'la, çalışıyorum gidelim sen. Efe abi de çalışıyor abi. Biz gece gideceğiz. Tamam ben de gelirim, ne olacak? Sen abi uykum var, abi uykum var abi. Ya benim uykum yok abi. Benim uykum yok. Ben geleyim de. Siz gidiyorsunuz, takılıyorsunuz, ediyorsunuz, sonra geliyorsunuz, diyorsunuz ki hatırlıyor mu? Götürdünüz mü ki hatırlıyor mu? Öyle değil mi Berk abi? Yok, öyle değil. Yalan bu arada. Ama özlemişim. Özlemişim, belli zaten. Mesela ben olsam burada 3'e atardım, 2'ye atardım, çekerdim, 1, gerine. Polislere güncelleme araba gelmiş, baksana ışıklar nasıl yazıyor. Sen soldan mı gideceksin? Haa, yıkamaya gidemiyorum canım. Niye ama? Tazik yok mu? Nerede ne? Ya bir daha burada gelişini aldım. Oo, devraj çok güzel ya. Çok yumuşak efendim. Değişti değil mi? Sıvı devraj var da onda değilim ben. Devraj ayarını güzel tuttum. Usta amcan yaptı ya. Oo, sürtüyor araba. Oğlum ses çok fazla geliyor lan bana. Bu arabayla benzinli otobanda bir kapatacağım. Rektifiye için ne diyor biliyor musun? He. Hondalarla yürürsünüz diyor. Şişlemesi var gibi değil mi şu an? Şişliyor mu haber? Duydun mu? Duydun ama bir sesi duydum, değil mi? Duydum, bir şey duydum. Çıkı çıkı yapıyor. Çıkı çıkı.
abi, satıyoruz biz. Çok kötü sağdaki, soldaki ne dedim abi? Var mı? Abi ne diyorsun sen? Yani? Hangisini istiyorsak yanlara gidelim. Soldaki ne dedim? Başkayım sana. Şuna da bir cihaz yapalım be abi düzelince. Elif abi versin wipe'ları. Kapılara şey takacağım. Bende bir tane var. Oğlum wipe'ları şey yapacaksan, takacaksan, kalacak adım varsa ben komple dağlayana kadar kullanırım. Hem de rodajını yaparsın. Birader ona pancuzat bağlamam lazım. Biz kimin aklında olursun. İşime gelirse bir şey olursa. Çünkü benim o komple tamam. Şöyle bir iki ay alacak çünkü. Ya pancuzat kaç para yapalım ki? Gidelim, kullanıyor musun? Yok. Ha? Kullanıyor musun? Evet. Ya babam da videoları izliyor. Niye öyle? Sessiz söyledim o yüzden. Ben sana bir söyleyeyim, ben araba kullanmayı unutmuşum ha. Yemin ederim bak sana. Ben basit bir şahin kullanmayı unutmuşum. Bak böyle yapmamız lazım. Ben öyle geziyorum ha Fırt Can abinkiyle. Abi ne yapıyorsun ya? Ses nereden geliyor abi? Ses birader. Tık tık diye geliyor. Bilal beni kuruntu yapma ya. Ya süpürge boya, tamam tamam şaka. Boş lan hayret ama. Buraya alır ya bu dişe ort yazma. Ortayı sevmiyorum ya. Niye abi? Ortayı sevmiyormuş arkadaşlar. Alo. Efendim abi. Evet. Sağlanede araba yıkıyoruz abi. Elif abi var, ben. Berk abi için. Berk abi. Al abi. Bakıyor musun? Kandan geliyor. Kandan geliyor. Kandan geliyor. Kandan geliyor. Geldik, bu da pahalaşmış ya. Kaç para olmuş? 15 lira. 2 lira ödedik, araba ödedik güzel. Abi bir şeyler söyle de video şey yapar. Ya ne bir şey ya, ben hayatım akşama kadar çalış ne bir şey. Allah'ım. Ben mi? Ben konuşmak istemiyorum abi. Ya vurma, ne vuruyorsun ya? Allah Allah. Maganda ya. Video izleteceğim var ya. Polisi izleteceğim, polisi. Yok abi. Polisi izleteceğim ben. Kulağım çınlıyor hala. Oğlum lan ben içeri bozduruyorum parayı. He. Oğlum canın kağıt para alıyor artık. Evet. Dinlemeden gitti, için öyle oldu işte. Gelecek diyecek ki ben bunu niye bozuyordum. Ona çamura bak, sen çek anlatacağım ben. Evet dur, kınar mağaza.
şey. Ne diyor bir süre? İlk yıkama yapacağız. Su, sonra köpük, sonra su. Çünkü çok çamura, çamura bak, yaklaş yaklaş. Yakın çekim alalım. Telefonun nerede? Askerlik ettim ben. Arabasına aşık erkek. Ne? Arabasına aşık erkek. Evet. Milletin arabasını bikinili kızlar. Abi jantlar, jantlar. Bu süreyle var ya, iki tane araba yakarız ha. Baksana. Oğlum bu kadar tatlı değil miydi bu? Tabi abi, ben ondan buraya geldim. Ama su köpük ayrı değil mi? He? Ayrı. Su köpük çok hazırlık yalnız. Abi jantlara tut, jantlara. Bu jant ne? Bu tür parayı yapıyor bu. Hayır ya. 30 lira yazıyor da, görmüyor musun abi? Ha, ben onu 30 yarım saat sanıyorum her süreyi. Ne yaptın abi sen? Askerden geldiğim belli zaten de. Refah abinin canı sıkıldı ha, bırak şimdi. Efe! Defra seni tut, defra seni. Niye ama? Çürüsün deme abi. Al, bitti. Ne abi? Hadi birader köpük, hadi. Hadi birader. Hadi birader. Sen sileceksin, biliyorsun değil mi? Ne? Sen yıkarken sen, silerken ben mi? Aa, köpüğü bana ver, köpüğü bana ver. Sen al, bunu ver. Sen bunu ona ver, onu sana. Mm-hmm.